var. Bunlar hep otel ve yazlık. Şimdi bu gölün güneyindeyiz biz. Karşımız kuzey, solumuz batı, yani Fransa solda. Sağımız da Venedik istikameti. Biz kuzeye doğru gidiyoruz. Şimdi eğer hava masmavi olsaydı, bulutsuz, daha iyi görecektik İtalyan Alpleri'ni. Karşımızdakiler İtalyan Alpleri. Hani biz Sırat Köprüsü diyoruz ya, orada günahları sevapları tartar. Sevap ağır gelirse günaha göre cennete gider. Mesela onu Kariye Müzesi'nde görürsünüz. Ateşten bir nehir akar, günahları fazla basan o ateşten nehirin oraya giderler. O işte ruhları tartan melek, biliyor musunuz? Bu kıyameti belirtiyor. Ya yani neticede bu mezarlık binası. Şöyle arenayı göreceğiz en son, yemekten sonra. Şimdi kalbini, sevgililer ne yapmış? Kalbini kilitlemiş. Şeyle, asma kilitle. Anahtarını da nehire atmış. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Alman uçakları bombalamış burayı. Bu yıkılınca bakın üstünü tekrar yapmışlar. Köprünün savaşta, İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılıyor. Ben sizi bakın şu binaların olduğu şehrin en eski semtlerine götüreceğim. Roma çağında gördüğünüz, bakın buradan ben görüyorum, Roma dönemi yolları şey var. Burada bir küçük Roma odeonu vardı, yani müzik dinledikleri bir alan. Şimdi bunu hem insanlar görsün hem de üstünde yürüyüp şey yapmasınlar diye böyle bir korumaya yürüyebiliyorsun. Bunun altı tamamen Roma çağında. Verona'nın eski Roma dönemi. Böyle binalar hep eski, bunlar insanlar yaşıyor bunlar. Yani öyle harabe değil, bunların içleri gayet konforlu. İçini yapmış restorasyonu ama bu sit olayına çok dikkat ediyor bunlar. Hani biz de bir zamanlar hep yıkıp ya da yakıp yakıyoruz. Biz yıkıyoruz. Bina direkt Roma kapısına yazdı şu bina. Randevu verelim. Bakın serbest zamanınız bol bol olacak, panik yapmayın.
absise, mihraba kadar gidemiyorsunuz çünkü ibadet etmiyorsanız. Buraları gezersiniz.